sağa sola savrulmuş ve zarar görmüş kovanlar, yıkılan direkler ve çitler. Tüm bunların sorumlusu ayı. Benim 4. kere. Bak bu 4. oluyor. Bak bu 4. saldırı. Bak ne diyorum. Bak bu sefer 25 kovanım zayi oldu. 25 kovanın 15'er kilodan hesap ettiğin zaman normalde fazla. Ben ortalamasını söylüyorum. Hesabı ortada işte. Benim maddi olarak en az 300 milyar. 300 milyar zararım var şu hayvana. Artvin'in Borçka ilçesinde Kenan Mertürk'e ait kovanlara ayı saldırdı. Arılarımız mevcut burada. Fakat nedense bu benim ayı benim peşimi bırakmıyor. Ya kaç sefer ayı arımı yedi. En iyi müşterim benim ayı. Beni bırakmıyor. Aha gördüğünüz işte durum bu. Geçtiğimiz yıl ilçeye bağlı Düzköy köyünde bulunan kovanlarına ayı saldırmıştı. Mertürk bu sefer bütün önlemini alarak arı kovanlarını aynı bölgeye yerleştirdi. Ayı bu sefer de elektrikli çitleri de geçerek kovanları parçalayarak balları yedi. Yukarı götürüyorum, oraya geliyor. Buraya getirdim, burada benim peşimi bırakmıyor. Ayrıyetten benim bir daha Düzköy'de evim var. Oraya götürüyorum. Orada da peşimi bırakmadı. Hayır sadece ben arıcılık yapmıyorum. Ya diğer arkadaşlara da gitti kardeşim ya. Ayı olayı taktı bana kafayı. Taktı beni bırakmıyor. Sabah saatlerinde bölgeye giden Mertürk 25 kovanın da yine ayı tarafından parçalandığıyla karşılaştı. Tam dönemi maalesef bizim hayvanın yaptığı bu. Hayır, önlemimizi de aldık. Elektrikli çip çektik. Yanan sönen lambalarımız var. Onu taktık. Kurdela girdik. Olmuyor. Beni de çok sevdi herhalde. Benim balı da çok sevdi. Ayıların kovanlarına saldırmasına alışan Kenan Mertürk, ayıya yediği ballar için helal olsun dedi.